Şimdi babam 1945 doğumlu, 79 yaşında. Dolayısıyla hani yaşı epey var. 2001 yılında cezaevine girdiğinde Covid oldu. Pandemi dönemi olduğu için. Bu süreçte tedavi edilmedi. Bir defa hani cezaevi doktoru göğüs hastalıkları görsün demiş. Ancak randevu günü hastaneye götürülürken röntgen aracına bindiriliyor. Hastanenin önüne getiriliyor. Hastanede önünde hiç araçtan indirilmeden geri cezaevine getiriliyor. Gerekçe olarak da güvenlik gerekçesi. Babamın güvenliğini sağlayamayacaklarmış hastanede. Onun için tedavi etmeden. Yani bu hani mahpusların sağlık koşullarını zorlamak, onları yıldırmak, ajanlaştırmak bunun bir parçası yani. Şu anda hala örneğin Covid ile ilgili tam bir sağlık hizmeti alamadı. Hala tam tedavisi yapılmış değil. Hala nefes darlığı var. Bu konuda hala yani çok bir gelişme yok. 2023 yılı Mayıs ayında bulunduğu koğuştan alınarak tek kişilik bir hücreye verildi. Mayıs'tan şu anda Eylül ayındayız. Mayıs'tan Eylül ayına kadar şu anda tek kişilik hücrede. Bunda da hani gerekçe olarak sen daha önce hükümlüydün. Onun için koğuşta kalıyordun. Burada kalıyordun. Ancak hani şimdi sen hükümlü değilsin. Orada Tokat'ta aldığı cezası bittiği için şimdi Dersim'de yeniden aldığı 2022 yılında aldığı örgüt üyeliğinden 10,5 yıl cezasını şu anda yatıyor. Şu anda tutuklusun, tutuklu olduğun için hükümlüler arasında kalamazsın deyip tamam o zaman başka hükümlülerin olduğu yere gönderin ya da yanıma başka birini verin. Hayır, böyle dilekçeler verildi. Bunların hepsi reddedildi. Onun yerine dayattıkları şu. Dilekçe ver bize, pişmanım, o zaman işte tarafsızlar koğuşuna verelim ya da adlilerin arasına verelim. Şu anda tek 79 yaşında, sağlık sorunları var, yürümekte zorluk çekiyor, nefes almakta zorluk çekiyor. Tek başına yaşamını hani sürdürecek durumda değil, zorlanıyor. Sığınma politikası, hani yalnızlaştırma, depresyona sokma. Ve bu arada yani pişmanlığı, ajanlaştırmayı dayatma. Mayıs ayında ben Datça'da yaşıyorum. Datça'da yolumu bir araç, sivil bir araç ve 3 kişi yolumu kestiler. 40 yaşlarında hani düzgün giyimli tipler. Biz MİT görevlisiyiz dediler. Konuşabilir miyiz? Buyurun dedim. Sen cezaevine babanı görüşe gidiyorsun dediler. Evet gidiyorum. Babanı ikna et, biz de görüşsün dediler. Şaşırdım ben. Dedim zaten sizin elinizde, siz istediğiniz dakika görüşebilirsiniz. Cezaevinde istediğiniz dakika, istediğiniz kadar görüşebilirsiniz. Aksine biz görüşemiyoruz. Ben dedim 12 saat yol gidiyorum, 12 saat geri geliyorum, topu topu 25-30 dakika görüşüyorum dedim. Biz görüşemiyoruz. Yok dedi öyle değil. Sen ikna edeceksin, biz de görüşürüz. Buna ben tepki gösterince silahla kafama vurdular, kafamda kanadı. Bununla ilgili hastaneye gittim, rapor aldım. Suç duyurusunda bulunduk savcılığa. Jandarma ifadeleri aldı. Tabii ki takipsizlik verildi. Ya tabii bunlar hani bireysel tavırlar değil. Yani babama yönelik bireysel bir tavır değil. Bu zaten hani Kürt halkına yönelik topyekin bir saldırının bir parçasıdır.